Köyden gemi geçiyor. Köyde geliyor. Geldiniz. Bugünkü konuğumuz Osman Palabıyık. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Umarım kaderi güzel olur. İnşallah. Osman Palabıyık kimdir? Osman Palabıyık kimdir? 2000 yani Adana'da doğup 2000'den sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan, daha sonrasında eğitim vesairesiyle ilgilenen, 2012'den sonra da İYİCE Edebiyat'ın içine gömülen ve bocalayan bir insan. Yani 2013 gibi sanırım ilk kitabım çıktı. 2014'te ikinci. Daha sonrasında da ağırlıklı olarak dergiler başladı ve dergilerden devam etti. Hala da devam ediyorum. Fikrimde ve kendi hayatımda sadece yapmak istediğim şey söyleşi yapmak aslında. Yani umarım hep böyle devam eder. Sadece o alanda gitmek istiyorum ama ister istemez yani sektör dediğimiz kısım bizi buna zorluyor. Başka işleri zorluyor. Bilmiyorum neler yapacağım ama umarım sadece söyleşi yaparak devam ederim. Peki iki şiir kitabın var. Evet. Birisi Gecelik, iki basımı var galiba. Evet. Biri de Hüzün Karargahı. Nasıl gelişti bu süreç? 2012 civarı ben dosyamı tamamlamıştım Geceliği. Fakat bekliyordu öyle. Yani bir sene kadar bekledi. Daha sonrasında bir anda ani bir kararla tamamını attım çöpe. Dedim ki yani içime sinmeyen şeyler vardı ve daha iyisinin olması gerektiğini düşündüm. Yeniden bir yazım süreci başladı. Zaten yazdıklarım vardı. Daha sonrasında yayın eviyle görüşmeler vesaire derken ilk kitap bayağı sıkıntılı bir sürecin sonunda yayınlandı. Sağ olsun okurlar bayağı ilgi gösterdi. Kısa sürede ikinciye geçti. Ama o sürede yayıncıyla olan anlaşmazlıklar, işte daha sonrasında çeşitli sorunlar sebebiyle oradan sonra durdurduk. Normalde üçüncü baskısı çıkacaktı.
İkinci baskıda kaldı. Daha sonrasında da çok yormadım kendimi. Çünkü kitabı çıkan her insan, ilk kitabı çıkan her insan için sıkıntı muhakkak o ilk kitap bir sıkıntılı süreç doğuruyor. Bende de sağ olsun onu doğurdu. Ardından bir sene sonra yayıncıdan bir talep geldi. İkinci bir kitap yok mu diye. Elimde bitmeye yakın bir dosya vardı. Ben de var dedim hani eğer istiyorsanız. Onlar da fuar dönemi yaklaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani neden yayınlamıyoruz dedi. İyi dedim yayınlayalım. Hani olsun. Öyle yayınlandı ve gitti. İkincide ilk kitaba göre çok daha oturmuş şeyler vardı ama ben ilk kitabın hala o yorgunluğunu atamamıştım ve çok fazla reklam vesairesinde yapılmasını istemedim. Ve sabit kendi okurunu buluyorsa bulur, bulmuyorsa da zorlamayalım dedim. O şekilde gitti. Daha sonra çok da takibini yapamadım açıkçası. Çünkü ikinci kitabın çıkmasının hemen ardından dergi işleri başladı. Yani daha önce sadece dergilerde yazmakla meşgul oluyorken kendi dergimi kurdum. Onun yoğunluğuyla beraber hiç kitaplarla ilgilenememeye başladım. Şimdi zaten daha çok yine dergilerle vesairelerle ilgileniyoruz. O iki kitap öyle kaldı. Bana da açıkçası o iki kitaptan bir acı kaldı. Bilmiyorum ne olacak kaderleri. Öyle kaldılar askıda. Peki Osman, şair kim edinir? Şair kim edinir? Zor soruyla. en zor soru. Düşünüp üzerine yazı yazılabilecek, belki de yüzyıllardır üzerine yazılan şey, şair kime denir, şiir nedir, şiirin kimyası nedir ya da şiirin matematiği olur mu? Sürekli tartışıyoruz, sürekli farklı yollar arıyoruz. Yani şiirde bir yol arıyorken sürekli işte farklı nasıl kurgularız, farklı imgeler nasıl buluruz, farklı temalar, farklı konular sürekli bir arayış içerisindeyken yetmiyor. Bir de şiir nedir, yani nitelikli şiir nedir, şair kime denir üzerine sürekli bir arayış içerisindeyiz. Bu biraz da ya ben tamamen hisle birleştiriyorum. Ben hislerimin zekamdan daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum tamamen. Onun için de hisle birleştiriyorum şair ve şiir kimliğini ama tabii işte zeka ile birleştirenler de var. Hepsine saygı duyuyorum sonuçta çünkü bunlar bir bütün oluşturuyor. Ama şairin ya da şiirin sömürü olmadığını biliyorum. Eğer bir şiir karşındakini duygusal anlamda ya da başka bir manada sömürmeye çalışıyorsa onun şiir kimliğinden çıktığını düşünüyorum tamamen. Ya bu melankoli de olabilir, başka bir duygu da olabilir. Hesabını şair de yapıyorsa şair olmadığını düşünüyorum hani. Sömürü barındırmıyorsa, hissini tüm doğallığıyla veriyorsa ve o karşıdaki de onu alıyorsa orada şairin ya da şiirin başladığını düşünüyorum ve uçsuz bucaksız bir evren zaten. Çünkü ben yazıp yayınladığımda ya da başka bir isim yayınladığında, okurunu bulduğunda çok farklı şeyler, anlamlar doğurabiliyor. Ki kitaplarda da çok denk geldim. Aynı şiiri okuduğum insanın çok farklı şeyler algıladığını, benim çok farklı şeyler algıladığımı ya da benim yazdığım şiiri okuyan bir insanın çok farklı yorumlara geldi. Ah keşke bunu düşünerek yazsaydım dediğim de oldu. Çünkü bir nevi bilgi alışverişi gibi ve cidden çok uçsuz bucaksız. Milyarlarca insan var. Keza buna karşılık yani yüz binlerce belki de milyonlarca yazan, çizen insan var. Ve sürekli bir evren yaratıyoruz, bir coğrafya yaratıyoruz. Bunun içerisinde dedim ya sömürü temelde kafamda net yani tek bir nokta var. Sömürü yapmıyorsa şairdir, yazdığı da şiirdir diyebilirim hani. Peki kimleri sayabiliriz? Kimleri sayabiliriz? Haydar Ergülen, şiirimizin güzel abisi, narın babası. Haydar Ergülen olabilir. Bugün doğum günü Ahmet Arif olabilir. İşte Turgutlar, Edipler, Nazımlar, Cemaller. Ya bu zaten hepimizin bildiği isimler aslında. Ama son dönemde ben bu konuda çok sıkıntı çekiyorum. Yine üretiyoruz. Özellikle belki de politik olaylardan sonra çok daha çok üretiyoruz. Çünkü o etki insanlarda, yani politik etki insanlarda başka duyguları uyandırıp çok çok daha üretken bir noktaya getirebiliyor. Son dönemde hepimizin severek okuduğu ve aslında herkesin daha çok bildiği işte Didem Madak, Birhan Keskin, Nilgün Marmara'nın mesela defterleri tekrar yayınlandı. Yani bunları biliyoruz ama
kimleri diyebilirim dersin? Ya son dönemden birilerini demek istiyorum ama ya son dönemde değil aslında işte. Birhan Keskin daha çok 2000'ler, 80 sonrasından da aslında 2000'ler sonrası bilinen Birhan Keskin, Didem Madak, Seyden Kömürcü, başka kim var düşünüyorum. Altıyük'ten hem şair hem yazar Deniz Durukan sayılabilir. Ya bunlar aklıma geliyor açıkçası. Yani çünkü son dönemde bir de gereksiz bir şekilde roman okumaya başladım. Öyle bir şiirden uzaklaştım. Sürekli roman okuyup romanlar üzerine bir şeyler yazdığım için çok değerli eserler var. Bunların içerisinde yoğunlaşınca bu kez şiiri bir beni bir ikinci plana düştü gibi durdu. Bu ama beni üzdü aslında. Günümüzde de öyle değil mi? Şiir zaten ikinci planda gibi. Ya ikinci planda. Yani roman her zaman okurun gözünde birinci planda. Mesela öykü daha çok belki yazılır. Öykü dergisi daha fazladır. Ya da öyküler işte dergilerde, gazetelerde daha çok yer verilir. Ama öykü romana göre ikinci plandadır. Şiire baktığımızda da üçüncü plandadır. Çünkü tüm yayıncılar korkar şiirin yayınlamaktan. Çünkü sosyal mecraların yani çok faydalı olmasına rağmen en zarar ettirdiği kısım da şiirler. Çünkü işte Twitter, Facebook, Instagram vesaire çeşitli birçok sosyal medya platformu var. Bunlar da şiiri paylaşmak daha kolay. Çünkü hemen bir 140 karakteri ya da daha fazlasına sığdırılabiliyor. Bu da kitapların alımını daha çok düşürüyor. Baktığımızda da Türkiye'de şiir yayınlayan çok fazla yayıncı yok. Öykü yayınlayan da çok yok. Yani roman daha çok. Satış bazlı baktığımızda da roman daha çok okunuyor, okur daha çok seviyor. Şiiri sadece işte gece 12 olduğunda böyle duygusal bir şarkı açtıklarında hadi bir şiir okuyayım, kim okuyayım moduna geliniyor biraz daha genel kitleye baktığımızda. Yani nitelikli kitle yine alıp okuyor ama zaten nitelikli kitle, ya okur sayısı çok az, onların içerisinde nitelikli kitle de daha az. Bunun için şiir çok ortada kalıyor. Yayınlaması da zor, okurunu bulması da zor. Onun için... Yeni bir isim çıkartmak da zor çünkü onun keşfi var. İyi bir yerden çıkacak ki kitabı bilinsin, duyulsun. Onun için çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum ya şiirin. Öyle ama maalesef. Peki hem şiir yazdın hem de düz yazı yazıyorsun. Senin için hangisi daha kendini daha rahat ifade etmeni sağlıyor? Ya aslında ikisi de rahat ifade etmemi sağlıyor ama ben son dönemde şimdi yeni bir kitap hazırlığı var. Onun üzerine işte editörlerle vesaire oturuyoruz. Ya dikkat ettiğim, onların da sürekli tespit ettiği benim aslında düz yazıya daha yatkın oldum. Hı. Ama ben aslında şiir yazmayayım, düz yazı yazayım niyetindeyken oturuyorum masaya. Bir şey oluyor, bir olay oluyor, kafama takılan bir şey oluyor ya da notlarımı toparlamam gerekiyor. Sonra bakıyorum düz yazı diye girişim şey sürekli şiirle sonuçlanıyor, sürekli şiirle sonuçlanıyor. Benim de şiiri aslında gerekli mesaiyi vermedim düşünüyorum. Ya bunun tamam matematik olmaz diyorum ama bunun bir dinlenmesi gerektiğini, üzerine bir çalışma gerektirdiğini her zaman düşünüyorum ve bunu savunuyorum. Üzerine çalışılmamış bir şiirin baştan sağma olduğunu düşünüyorum. Bu üzerine çalışmayı da her zaman yapamıyorum. Çünkü sonuçta işte... Söyleşiler, işler, yayınlar derken bu işlerin arasında buna ayıracağımız mesai çok düşüyor. Gün dediğimiz şey 24 saatte kısıtlı. Buna yeterli vakit ayıramıyorum. Yine şiir yazıyorum ama aklımda sürekli düz yazı var. Hatta bir öykü kitabı var. Yarıladım, bıraktım, ne olacak hala belirsiz kadere. Bir nevi askıda duruyor o da. Şu an hepsi böyle bir ortada duruyor. Ama açıkçası öyküden ya da romandan devam etmek isterim. Ya bu şiir zor olduğu için ya da işte şiiri yayınlamak zor olduğu için değil. Ben şiire gerekli mesaiye veremediğim için. Çünkü onun daha kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha çok vakit ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Ve sadece ona odaklanmam gerektiğini düşünüyorum. Ama ne o kadar vaktim var ne de... Onun istediğim verim alabilecek bir coğrafyada yaşamıyorum. Ya şu an o istediğim bir çalışma ortamında değilim açıkçası. Coğrafya demeyeyim, çalışma ortamında değilim. Ama eğer öyle bir fırsat doğarsa ilerleyen zamanlarda muhakkak düz yazıdan devam etmek isterim. Öyle bir istek var. Peki yeni kitaptan bahsettin. Bu öykü mü, roman mı yoksa söyleşilerin toplumu mu? Şu an şiir. Yani şiir dostum tamam. Birkaç yayıncıyla görüşüyoruz. Onun açıkçası öncelikle onun çıkmasını istiyorum. O çıkarsa biraz daha kafam rahatlayacak. Çünkü
o durdukça bir yerde ben sürekli dönüp ona bakıyorum. Bir daha revize etmek istiyorum. Bir daha hani bu dediğim mesai harcama kısmı orada başlıyor. Onun için yayıncılara gönderdim. Hani dedim ki artık dosya tamam benden çıktı. Yoksa bende durduğu sürece sürekli bir kurcalıyorum. Aa şu şiiri bir daha, hadi bir daha şurasını düzenle, burasını düzenle, değişir değişir. Sonra bir bakıyorum yani bir sene önce yazdığım şiir baştan sona değişmiş. Çünkü farklı farklı revize ettiğim halleri duruyor bende. Ya bakıyorum hani ilk hali o değildi. Ama şimdiki haline bakıyorum çok farklı bir noktaya gelmiş. Ve durdukça bir şey beni dürtüyor. Hadi şunu bir daha düzenle, bir daha düzenle, bir daha düzenle düzenle nereye kadar? Hani hiç bitmeyecek. Kelimelere takılıyorum, bir dizeye takılıyorum, virgüle takılıyorum. Böyle devam ediyor. Onun için şimdi onu tamamladım. Daha fazla açıkçası şiir eklemek istemedim. Dedim ki hani bu kadar yeterli. Daha fazla da abartmayayım. Çok olduğunda da okurun sindirerek okuduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla kitap çıkıyor. Ve şiirin dinlene dinlene okunmasını düşünüyorum. Ama bu insanların okuyacağı da başka kitaplar da var. Onun için yayıncısına teslim ettim şiiri. Şu an yani onun ne olacağı belirsiz. Yani tek isteğim Eylül'de yayınlanması. Çünkü kendimce bir takvim oluşturdum diyeyim. Şu an bir şiir dosyası hazır. Bir öykü dosyası var. Öykü dosyasını artık kendim vermek istiyorum. Çünkü 30'a yakın öykü birikti. Belki de daha fazla. Hani son halinde de bakamadım bir süredir. Bu öykülerin artık bir toparlanması gerekiyor. Şimdi de onlar dürtmeye başladı artık hadi hadi der gibi. Onları toparlamam gerekiyor. Çünkü her yerde not var. Yani masama oturduğumda şöyle bakıyorum. İşte bir anda daktilo var, bir anda bilgisayar var, bir anda kitaplar var ve bir anda tamamen not var böyle. Yani belki yüzlerce sayfa not var ve bu tam sayfa olanlar. Bir de küçük küçük notlar var. Duvara yapıştırmışım, kitaplar yapıştırmışım, sağa sola yapıştırmışım. Çalışırken bazen böyle bir tanesi düşüyor. Bakıyorum işte bir öykünün bir girişine ya da gelişim kısmına yazdığım bir şey. Daha bilgisayara geçirmemişim. O an aklıma gelmiş. Yazmışım, duvara yapıştırmışım. Ve bunlar yavaş yavaş dürtüyor. Öncelikle isteğim şiirin çıkması. Eğer şiir Eylül gibi çıkarsa ki o zamana kadar da öykü dosyası büyük ihtimalle biter. Hayatımda bir aksilik olmazsa. Ondan sonra onu düşünüyorum. Şu an aynı zamanda bir de ajanla var. Geçen sene bir delilik ajandası hazırlamıştım ama onunla ilgili aksilikler oldu. Yayınlanmadı. Daha sonra ondan vazgeçtik ve şimdi intiharlar üzerine bir ajanda hazırlıyorum. Büşra ile hazırlıyorum daha doğrusu. İkimiz beraber şimdi bir çalışmaya giriştik. Dedik nasıl bir çılgınlık yaparız. En sonunda intiharda karar verdik. Ben 6 senedir intiharların tarihini araştırıyordum ve sürekli bu araştırma derinleşiyor. Çünkü çeşitli ülkeleri yani sadece kendi ülkemizdeki yazarların, şairlerin intiharlarının dışında dünyada birçok intihar var. Daha sonrasında şairler, yazarlar diye giderken ben şairler, yazarların da dışına çıktım. Ondan sonra daha ilginç insanların intiharlarına rastladım. Onlardan böyle giderek işte bu kez onların intiharlarını araştırıyorum ama bunların işte çocukları olanlar var, işte büyükleri olanlar var, intihar sebepleri derken böyle onların çocuklarının intiharına rastladım. İşte ailesinden büyüklerin intiharını derken böyle bir bayağı bir araştırma oldu ve sürekli birikiyor. Bu da gözüme çarpıyor. Yani o kadar yazıyoruz, çiziyoruz, dosyalıyoruz. Ne olacak? En sonunda Büşra ile dedik biz bunu ajanda yapalım. Bakalım eğer okurları delirtmezsek ondan sonra da bir kitap olma gibi bir fikri var. Daha büyük bir araştırmayla onun da projesini yazdık. Şu an böyle bir yakın gelecekte 3 tane kitap, bir tane ajanda gözüküyor. Tabii ki ilk şiir. Çünkü yani bir nevi kendime de verdiğim bir sözüm var o kitapla ilgili. Bir tasarladığım bir şeyler vardı. O kendime verdiğim sözün tutmak istiyorum. Onun için o kitap çıksın. Ondan sonrasında bakacağım şu an. O peki ajanda dedin. Tam olarak nasıl bir şey kurguladınız? Peki ve neden intihar? Neden intihar? Beni çok etkileyen bazı şairler var. Bunların başında Özge Dirik geliyor. Özge'yi hatta bir nevi kardeşim gibi görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2004'te intihar etmişti ve şiirde kurduğu düzen çok hoşuma gidiyor. Yani onun şiirini okurken ben keyif alıyorum ve onun
Tüm hislerini de alıyorum aynı zamanda. İntiharları 2010-2012 arasında böyle bir kurcalamıştım. Buna sebep olan da Silvia Plath'ti. Daha sonrasında bir ara verdim ama sürekli kafam ona takılıyordu, bir geri dönüyordum. Daha sonrasında bu Özge ile başladı ve başka şairlerle böyle bir Özge intihar etmiş. Ondan sonra bakıyorum Özge'nin intiharını araştırırken aslında o dönemde intihar eden çok fazla şair var. Öyle öyle derken bayağı bir gelişti. Zaten dünyada intiharını bildiğimiz işte Wolf vesaire birçok şair vardı. Araştırıyordum. O zamanlar dergilerin bazı sayılarına denk geldim. Notos'un galiba sayısına denk gelmiştim, intihar sayısına. Daha sonrasında 2000'lerde yayınlanmış bazı dergilerin intihar çalışmasından yaptım. Hatta bazı şairlerin intiharını dergiden bir yazısıyla duyurduğuna denk geldim. Çok ilgimi çekti ve giderek araştırma böyle bir yoğunlaştı. Ve artık bir yerden sonra psikopatlığa döndü. Gidiyorum, intihar dosyası yapmış dergi alıyorum. İşte intiharı araştırmış felsefecilerin, sosyologların, psikologların kitaplarını almaya başlıyorum. İntihar eden şairlerin, yazarların kitaplarını ve sürekli artık sadece buna odaklanmış gibi böyle bir delice bir şeye döndü. Çok hem kitap manasında kaynak birikti hem benim yazdıklarım manasında bir nevi kaynak birikti. Kitaplaştırmaya önce gözüm yemedi açıkçası çünkü çok zor bir çalışma, çok ayrıntılı bir çalışma, hem çok eleştiri alabileceğim bir çalışma. Çünkü kendi yani edebiyat manasında alanım içi ama psikolojiyi ve sosyolojiyi de içerdiği için alanımın dışında tamam psikoloji ve sosyoloji kitaplarını okuyorum, araştırıyorum, sürekli onların içindeyim. Ama bu konuda bilimsel bir yetkinliğim yok. Dedim ki öyleyse önce bir ajanda yapalım. Büşra ile oturduk. Büşra benim karantina döneminden editör arkadaşımdı. Daha sonrasında sıkı bir dostumuz oldu ve sürekli yazılarımızı paslıyorduk birbirimize. Dedik biz bunu beraber yapalım. O da aynı zamanda Özge ile başlayan bir araştırma süreci vardı. Dedik madem böyle bir kader ortaklığı var, birleştirelim bunu. Onunla oturduk. Şimdi tamamen onun üzerine bir kurgu yapıyoruz. Önce ajanda olsun. Çünkü ajanda daha küçük bir ebatta ve daha rahat hazırlayabileceğimiz, işte tüm çalışmalarımızı oraya dökmeyeceğimiz ama onların içerisinden istediğimiz, seçebileceğimiz bir çalışma. İstediklerimizi bunlardan seçeceğiz. Bu şairlerin, yazarların sözlerinden bir seçki yapacağız ve bir düzen, bir tasarım oluşturacağız, bir çizim oluşturacağız. Sadece kapakları olmayacak, işte de çeşitli çizimler olacak. Böyle bir ajanda oluşturacağız öncelikle. Büyük ihtimal 2018 den önce yani 2018'e girmeden bir yayınlanmış olur gibi geliyor. Yayıncısı da hazır zaten. Ondan sonra da kitap konusunu düşüneceğiz. Bununla ilgili de zaten işte hem sosyologlarla hem psikologlarla oturacağız, tartışacağız tamamen. Bu konuda çünkü hazırladığımız metinleri de onlara okutacağız. Hani bir hatamız, yanlış bir incelememiz olsun istemiyoruz. Edebi manada sıkışmayacağımızı biliyoruz ama işte bilimsel manada yanlış bir tespit yapmak da istemiyoruz. Amacımız zaten aşırı bilimsellik değil ama bunun bir tarihçesini ortaya koymak. Şu an onun bir planı var. Ne zaman yayınlanır ikimiz de hiç bilmiyoruz. Çünkü sürekli araştırdıkça çok fazla şey çıkıyor. Hiç bilmediğimiz yerlerden çıkıyor. Biz bir de büyük şair ve yazarları yazmak istemiyoruz. Zaten bunlar çok fazla mecrada. Evet. Hem dergide hem dijital platformlarda hem kitaplarda yazıldı. Biz de zaten onları okuduk, onlardan etkilendik, onlardan öğrendik büyükleri. Ama bilinmeyen, öldükten sonra kitabı yayınlanmış çok fazla isim var. Bunların da bilinmesini istiyoruz. Ve çok çok ilginç intiharlar var. Ve bir tasarı gibi, yani intiharını 20 yıl öncesinden tasarlamış şairler, yazarlar var. Ve tasarladığı günde intihar eden isimler var. Bunların da ön plana çıkmasını ve bilinmesini istiyoruz. Amacımız ölümle problemi olan ve zamanla problemi olan insanlarız zaten, Büşra da ben de. Bu konuda amacımız okuru da biraz rahatsız etmek. Çünkü dünyada her zaman güzel şeyler olmuyor. Ve dünyada o ya çok sevdikleri, çok okudukları yazarlar böyle ah çok mutluyum modunda yaşamıyorlar. Ya da hep ah çok üzüldüğüm modunda da yaşamıyorlar. Bunlarla ilgili bir resim sunmak. O resimden ne alacaklarını hiç bilmiyoruz. Ya umarım güzel şeyler alırlar. Biz keyifle hazırlıyoruz. Çok yorucu bir çalışma çünkü müthiş bir melankoli var bunun içerisinde ve sürekli ölüm var. Ölümün dışına çıkabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani müthiş bir araştırma sonucuna gidiyoruz, araştırıyoruz ve sonu hep ölüme çıkıyor. Bu bizi çok yoruyor.
Hatta bazen ya diyoruz biraz dinlenelim, başka isimleri de okuyalım, araştıralım. Ve orada da okurken araştırırken tak diye intihar, ya diyoruz lan ne oluyor, ne güzel başka bir isim okuyacaktık. Yine bize iş çıkıyor. Onun için biraz da bu konuda okurun da rahatsız olmasını istiyoruz. Okur rahatsız olursa biz de daha mutlu oluruz. Yani her zaman, çünkü dünyada keyifli şeyler olmuyor. Biraz rahatsız olmak gerekiyor bu konuda. Peki Ekin dergileri soracak ama dergilere geçmeden önce. Niye intihar eder sence yazarlar? Çok derin ya. Çünkü ya hani diyorum ya 5-6 seneyi geçti araştırmaya başlayalı ben. Hiç bitmiyor. Şu an aklıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Bir şairimiz mesela annesi cinnet geçirerek intihar ediyor. Ve bu şairimiz yanlış hatırlamıyorsam da 6 yaşında filan. Ya düşün, 6 yaşındasın, daha çocuksun, annen cinnet geçiriyor ve sonunda intihar edip ölüyor. Bu müthiş bir şok. Ve aklına sürekli şey kalıyor, ben de mi cinnet geçireceğim, ben de mi cinnet geçireceğim? Ve sürekli böyle düşüne 22 yaşında filan da diye hatırlıyorum. Kendisi cinnet geçiriyor, intihar ediyor ve ölüyor. Bunun dışında ekonomik sebepleri olanlar var. Annesi intihar etmiş olan ya da babası intihar etmiş olan şairler var. Sürekli bunun etkisini taşıyor. Toplumsal olan var. Savaş döneminde savaştan çok etkilenenler var. Hiç istemeye savaşa katılmak zorunda kalanlar ve bunun içerisinde onlarca insan ölümünü gören, yani gözünün önünde işte kolu parçalanan, bacağı parçalanan ya da ölen insanları görenler var. Toplumdaki bozuklukları görenler ve artık topluma katlanamayanlar var. Ya da yaşadıkları çevrede, ya işte ben bu çevrede yaşamak istemiyorum ama başka çevrede yaşamaya da imkanım yok deyip çare ne? Çare yok. Çıkış yolu yok. Bunun sonucu ne oluyor? Hızla gidip balkondan aşağıya kendini bırakmak oluyor. Ya başka yollar denemek oluyor. Dediğim gibi hani 20 yıl öncesinden intiharını planlamış adamlar var. Her şey kesin. Her şeyi biliyor. Sonucunu biliyor. Bazıları mesela psikologlarla görüşüyor. Psikologun dediği şey şu. Bunlar benden daha iyi şey biliyor bu konuyla ilgili. Ve çözüm yok. Çözümün olmadığını kendisi de biliyor. Sadece bu intiharını tayin edecek hani. Bekleyin. Ve çoğunda da öyle oluyor. İşte bazıları dergilerde diyor. Kimse anlamıyor. Hatta Türkiye'de olan bir olay var. Derginin ismini vermeden söyleyeyim. Şair intihar edecek. Bunu tüm çevresi biliyor. Engellemeye çalışıyorlar ama olmuyor. Hani o kesin intihar edecek. Dergideki son yazısında bir nevi mektup gibi bunu yazıyor. Ve yayınlıyor. O ayda intihar ediyor. Dergi çıktıktan sonra mı tam hatırlamıyorum. Dergin yönetmenine soruyorlar. Ya bu adam intiharını burada belirtmiş. Hani bariz açıklanmış. Niye engel olmadın? Niye yayınladın bunu? Yönetmenin verdiği tepki şu. O intihar edecekti. Biz onun önüne hiçbir zaman yani önüne geçemezdik. Engel olamazdık. Kesin de yıllardır uğraştık, çabaladık. Olmuyor. Ve bunu da biliyorduk yapacağını. Ve son yazısını neden yayınlamayayım deyip yayınlıyor. Yani bir nevi önüne geçirebilecek bir şey değil. O kararı aldıktan sonra oluyor. Yani çok önüne geçilecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Geçebilecek olsa zaten kendisi geçer. Yani felsefeciler yazıyor, işte psikologlar yazıyor, sosyologlar yazıyor, edebiyatçılar yazıyor. Ya bununla ilgili yüzlerce, binlerce metin var. Hepsinin sonucu önüne geçemiyoruz. Hani bir o anki bir his mi, o anki bir fikir mi? Neyse o patlak verdiği an gidiyor. Ya onu söndürmek çok zor. Galiba da başarılamıyor da. Ya bu da edebiyata biraz hikaye doğuruyor aslında, kaynak doğuruyor. Belki de okurların daha çok ilgisini çeken şeyler doğuruyor. Ama sonucunda bir insanı da eksiltiyor dünyadan. Bize hüznü kalıyor. Yani bana hüznü kalıyor açıkçası. Ben daha çok orada takılıp kalıyorum. Öyle de gidiyor. Peki bu hüznlü konudan biraz dergilere geçelim o zaman. Geçelim. Dergiler nasıl başladı? Serüveni nasıldı? Birçok dergide yazdın, yazıyorsun. Nasıl gidiyor? 2013 ya da 14 tam hatırlamıyorum. Yani ilk kitap çıktı ya da çıktığı dönemde olması gerekiyor. Sina'da dergisiyle başlamıştı. Daha sonrasında birkaç fanzinde yazmıştım. Ya bu fanzin dergi devam ediyordu ama o an birçok dergiyi takip ediyordum ve sürekli dergilerde gördüğüm problemler vardı.
o dönem dergileri biraz problemliydi. Hani çıkan birçok dergi vardı yine. Şu dönem, şu döneme göre tabii azdı ama problemler görüyordum. Burhan ve Merve vardı o zaman arkadaşlarım. Yine aynı sürekli edebiyat tartışmaları yaptım arkadaşlarımla ve onların da sürekli bu konuda rahatsızlıkları vardı. Dedik ki hani ne yapacağız? O zaman bir çıkış yapalım. Hani niye biz kendi sesimizi doğurmuyoruz o zaman? Bir ses verelim. Ya biz o gördüğümüz yanlışları düzeltelim ya da hep beraber onlarla hareket edelim. Karantinayı çıkarmaya başladık. Hatta ilk sayısı Neşet Ertaş kapağıydı. Dedik hani kim ilk kim olur? Hepimizin aklına Neşet Ertaş geldi. Hepimiz seviyoruz, hepimiz dinliyoruz. Aklımızdan çıkmıyor yani türküleri. Dedik Neşet kapağıyla çıkalım. O sayıda da belirttik zaten. Her sayımızın bir editör yazısı vardı. Editör yazısında belirttik ne oluyor, ne bitiyor diye. Niye çıktığımızı da belirttik. Bir mottomuz vardı. Ve varlığımız karantina altında diye çıktık. Tüm bu televizyon kültürüne, çeşitli dayatmalara ve dergilerin bu dağınıklığına karşı bir ses olacağız diye çıktık. Ve çok çok olumlu yorumlar aldık. Çok iyi bir okur kitlesine ulaştık. Orada bir 7 sayılık bir serüvenimiz oldu. Daha sonrasında ekibe yeni katılanlar oldu, ekipte değişiklikler oldu, gidenler oldu, gelenler oldu derken biz 7 sayı çıktık. 7 sayıda da dosya çalışmaları yaptık, söyleşiler yaptık ve hep okurlarımızın yazılarına yer verdik. Bizde ünlü yazar hiç olmadı sanıyorum. Yani söyleşiler oldu ama yazı manasında hiç olmadı. Olduysa da birkaç olmuştu diyebilirim. Çünkü yani şu an 2 seneyi geçti kapatalı ve artık onun üzerinden de çok az dergiyle çalışınca biraz unutmaya başladım. O süreçte 7 sayılık bir serüvenimiz oldu. Daha sonrasında kapanmak zorunda kaldık. Buna çeşitli olaylar girdi. İsim hakları, yayın hakları vesaire derken biz devam edebilecek hatta olduğumuz tirajın 10 katı bir tirajla artık ses getirebilecek bir hale gelmiştik. Okur sayımız da o derece artmıştı ve artık kuvvetli bir medyamız vardı. Biz bunu okura sunabilecektik. Dediğiniz sayımızda Sezen Aksu sayısında olumsuz bir haber aldık. Kapatılmamız gerektiğini öğrendik ve mecburen kapattık. Daha sonrasında da zaten ama yine ekibimiz dağılmadı. Çeşitli ekibimizden isimler kendi dergilerini kuranlar oldu. Kendi dijital medya yayınlarını kuranlar oldu. Yine o şekilde hep beraber bir arada devam ettik. Tabii çeşitli dergilerde yazmaya başlayan arkadaşlarımız oldu. Bizdeyken de yazıyorlardı. Yine dağıldılar. O konuda farklı dergi dağıldılar derken farklı dergilerde yazmaya başladılar. Biz de zaten yazıyorduk. Karantina o şekilde bir sonlandı. Ama yeniden başlayabilir gibi bir şey var şu sıralar. Onunla ilgili birkaç çalışma var. Tabii yakın zamanda başlamayacak çünkü şu an çok kuvvetli dergiler var. Sevdiğimiz dergiler var. Onları takip etmeyi daha çok seviyoruz. Mutluyuz. Kuledibi var, Ayı Dergi var, Notos var, Kara İndiba var. Ne popüler dergiler var. Onlardan da güzel işler çıkaranlar oluyor. Ya yani sürekli eleştiriliyorlar ama popüler dergilerinde güzel işler yaptığını düşünüyorum. Şu an sadece biraz daha takip etme kısmındayız. Büyük ihtimalle bir süre daha takip edeceğiz. Ondan sonra karantina bir boşluk bulursa canlanır gibime geliyor. Çünkü o boşluğu bulmazsa çıkıp tekrar kapanmasını ya da durmasını istemiyoruz. Biz çıktıktan sonra okuruyla buluşsun ve sürekli devam etsin isteğindeyiz. Biz ilk çıktığımızda umarım 100. sayıyı görürüz dedik. 100'e hiç gelemedik, 7'de durduk. Ve aylık sayıya çevirdiğimiz sayımızda durduk. Büyük ihtimal yeniden çıkarsa aylık olur ve yüzü görür. Yüzü görmeyeceğini bilmezse çıkmaz diye düşünüyorum. Eğer onu kesin bileceksek, garantiliyorsak yeniden başlar. Şu an yani projesi her şeyle yazıyor. Dosyası vesairesi de hazır. Sadece bilgisayarda kayıtlı duruyor. Umarım bir gün başlar. Yani bitti. 1,5-2 seneye yakın oluyor biteli de. Bir gün başlaması umuduyla bekler diyoruz. Hatta oradan yazan arkadaşlarımızdan bazıları ben bir daha karantinanın dışında hiçbir yerde yazmam dedi. Yazmadılar da. Yazıyorlar ama yayınlamıyorlar. Bir gün karantina başlayacak ve biz tekrar orada yayınlamaya başlayacağız dediler. İyi dedim hani. Bu da beni çok mutlu etti. Şu an böyle bir bekleyişteyiz açıkçası. Bakalım ne zaman canlanır. Onun düşüncesindeyiz.
Bu Sinada zamanını hatırlıyorum da ben. Mesela o sayıda çok ben, eski. Evet, eski. O sayıda ben de vardım mesela. O sürekliliği nasıl sağlıyorsun peki? Yani sürekli bir yere yazı yetiştirmek için işte, kulede bir ayıda da vardır zannedersem. Aslında bununla paralel olarak yazdığın dergiler neler? O dergilerin neresindesin? Ya önceden olsaydı süreklilik sağlayamıyordum. Yalan yok. Çünkü tek sadece şiirden gidiyordum ve bu işte şu kadar yazayım modunda olduğum şey değil. Ne zaman olursa o zaman yazıyorduk. Karantina döneminde biraz daha dosyalara ve söyleşilere başlamıştım. Yavaş yavaş söyleşiler yapıyordum. Ve karantina dönemi Haydar abiyle tanıştığım dönemdi benim. Haydar Ergülen'le. O zaman aynı zamanda Arthur Levink macerası başlamıştı. Benim söyleşilere başlamamın en büyük etkisi Haydar Ergülen. Yani bir hocam, bir abim olarak görüyorum onu. Onunla beraber söyleşilere başladım ve aslında bu alanı çok daha sevdiğimi anladım. Ve oradan gitmeye başladım. Daha sonrasında zaten çeşitli dergiler girdi hayatıma söyleşilerle beraber. Kule Dibi, Ayı, İzdiham, birçok fanzin girdi. Yani hepsinde kurgu temelli bir şeyler yazmadığım için daha rahat olabiliyorum. Ve yazıp biriktirdiğim şeyler olduğu için bunlar yetişebiliyor. Mesela Kule Dibi'nde şu an yani proje danışmanı olarak gözüküyorum. Asıl yayınladığım, içerisinde bulunduğum dergide Kule Dibi. Kule Dibi'de dosya çalışmaları hazırlıyorum. Dosya çalışmaları benim için biraz daha sevdiğim alan oluyor. Çünkü ben kitap incelemesinden çok dosya çalışması yapmayı biraz daha seviyorum. Bir şairin hayatını ya da bir eseriyle ilgili bir dosyayı yapmayı ya da bir temayla ilgili yapmayı. Bu mesela Kule Dibi'nin bu sayısında hissizlik var. Ben intihar ve hissizlik temasını birleştireceğimi söyledim ve yazdım. Mesela Ayı Dergi'de de mektuplar var. Mektup kültürünün bitmesi sürekli benim canımı sıkan ve sürekli mektup kitapları almaya çalışan bir insanım. Mesela en son Erdal Öz'ün mektuplarını okudum. Yani Can Yayınları'nın kurucusu ve müthiş mektuplar. Edebiyatımıza, ya dünya edebiyatında çok güzel örnekler var ama ben kendi yerel edebiyatımız içerisindeki örnekleri okumayı daha çok seviyorum. Buradan biz zaten sürekli içimde kalan bir şey vardı ve sürekli mektuplar yazıyordum ben. Evde birikmiş böyle kutularca mektuplarım var zaten. İlla birisine olarak değil bu. Yazmaya başlanılmış, hiç isim atılmamış, yazılmış, bitirmiş edebi mektuplar da var. Öyle o an kafama takılan bir konu yazılmış da var. Ya dedim hani bunu niye okura sunmuyorum? Ayı'da özre dedim ben artık bundan sonra mektup yazmak istiyorum. Çünkü bir şiir yayınladım, bir öykü yayınladım. Sürekli böyle bir karambol hali vardı. Dedim ben mektup yazacağım bundan sonra. Ve uzun bir süre yazacağım böyle hani tek bir sayı değil. Senin için sorun olur mu dedim. Yani direkt sen ne istiyorsan onu yaz abi. Hiçbir zaman sorun yapmayız dedi. Bu benim için de güzel oldu. Çünkü yazmayı istediğim bir alandı. Mektupları yazmaya başladım. Sanırım 5 mektup oldu gibime geliyor. Ya 4 ya 5 mektup oldu şu an Ayı'da. Bayağı da bir devam edecek. Kalplere hava durumu güncellemesi olarak yazıyorum orada zaten. Bu seri devam eder gibime geliyor. Ya bu konuda yani bir yere söyleşi, bir yere dosya çalışması, bir yere mektup olduğunda hani kurgu temellerini biraz daha azalttığımda rahat yazabiliyorum. Çünkü yani çalışma masama oturup sadece o an düşünmeme bakıyor biraz daha. Bir tek mektup hissi temelli. Mektupta zaten ay içerisinde Ali'ye diyerek yazdığım için yazdığım çok fazla mektup var o konuda. Ve onları toparlamak kalıyor. Yine ay içerisinde yazdıklarım da oluyor. Bunlar içime sindiği sürece dergiye gidiyor. Şu an bu konuda yani Kule Dibi ve Ayı'da ikisinde de yazmayı çok seviyorum. İkisinin de ekibi çok samimi. Yine yazanlar da çok samimi insanlardan oluşuyor. Onun için galiba şu an Ayı ve Kule Dibi devam edecek benim için. Ya mutlu da devam edeceğim. Zaten mesela Kule Dibi'nin yeni sayısı çıktı. İşte Nisan-Mayıs olarak çıktık. Biraz geciktik. Dergilerin en büyük problemi matbaa, dağıtım. Matbaa problemi olmuştu. Kapak çok beğenildi. Biz çok beğendik kapağı. Çok mutlu olduk. Hissizlik temasıyla da çıktı. Temaya çok önem veriyoruz zaten bu konuda. Böyle bir çıktı, gidiyor. Yani umarım iki derginin de kaderi güzel olur. Ben de mutlu mutlu yazarım. Seviyorum yazmayı bunun için.
Peki bu dergilere yazı göndermek isteyenler ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Hem Ayı'nın hem Kule Edebi'nin ikisinde hem sosyal medyada editör bilgileri var. Hep işte ya ayidergi@gmail.com ya da işte kuledebi@gmail.com gibi mail bilgileri var. Gelen tüm mailler okunuyor zaten, yazılar okunuyor. Hı hı. Muhakkak göndersinler çünkü ya biz birisini arayıp bulamıyoruz. Yazılarını okumadım, ya kitaplarını okuduğumuz isimleri biliyoruz evet ama kitabı olmayan isimleri ulaşmak çok zor, bulmak da çok zor. Onlar bize gördüğünde biz keşfetmeyi daha çok seviyoruz. Gelen yüzlerce mailin içerisinde bulduğumuz o bir tane mükemmel yazı bizim için bir keşif gibi bir mutluluk. Bunlar da dergiye almak tabii ki içimize siniyor ve severek alıyoruz. Onun tasarımını yaparken kendi sayfamızın tasarımını yapmaktan daha mutlu oluyoruz hani. Keza çizimlerini yaparken de. Onun için muhakkak editör maillerini atmalarını isterim. Atsınlar. Ya ben editör mailine tabii ki bakamıyorum. Direkt editörlüğünü yapmadığım için. Ama hani yapan arkadaşlarım çok çok severek okuduğunu biliyorum. İncelediklerini biliyorum. Toplandığımızda sürekli bunların üzerine konuşuyoruz zaten. Muhakkak göndersinler ya. Güzel olacağını düşünüyorum. Mutlaka gönderirler. İnternet üzerindeki bir blogda edebiyatçılara bir edebiyat sokağı olsa nasıl olurdu diye sordum demişsin. Evet. Sana göre nasıl olurdu bir edebiyat sokağı? Kimler nasıl olurdu? Komşuların kimler olurdu? Yani en sevdiğim soru, yani bu Arthur Living'e hazırladığım video saydı ve çok çok severek hazırlamıştım. Soruyu sorduğum isimlerde çok güzel cevaplar vermişlerdi. Benim için bir edebiyat sokağı olsaydı herhalde ilk komşumun Haydar abi olmasını isterdim. Onun hemen yan dairemde oturmasını isterdim. Sağ tarafımda olmasını isterdim onun. Sol tarafım Ahmet Arif. Muhakkak Ahmet Arif'in orada olması gerekiyor diye düşünürdüm. Oğuz Atay'ın, ya Oğuz Atay'ı direkt evimden çıkınca görmek istemezdim. Herhalde sokak içinde karşılaşmak isterdim. O sokak içerisindeki herhangi binada olmasını dilerdim. Mesela Özge'yi çok görmek isterdim. Özge'nin ama sokağın başında olması gerektiğini düşünüyorum. Onun herkesi o sokağın başından görmesini isterdim Özge Direğin. Yine Birhan Keskin'in, Didem Madağ'ın, Nilgün Marmara'nın. Mesela çok çok eski yaşadı ama Beşir Fuat'ın o sokakta olmasını isterdim. Çünkü müthiş bir kurgu zekası olduğunu düşünüyorum kendisinin. Daha yerellerden gidecek olursak kim var? Mesela son zamanlarda yaşayanlardan Alper Canegüz'ün olmasını isterdim. Bahadır Cüneyt Yalçın'ın, yani çok kısa bir süre önce tanıştık ama sohbetini çok sevdim ve okumaya başladıktan sonra kitaplarında sevdiğim bir isim. İlla sokağın tamamı hüzünde olmasın, hani biraz da mizaha yakın insanların olmasını isterdim bu konuda. Keza mizah deyince aklıma biraz daha absürt komediden kaynaklı Onur Ünlü o sokakta olabilirdi. Ya bunlar direkt aklıma gelen ünlü yazarlar tabii ki. Daha ilk kitabı çıkan birçok arkadaşım var. Onların direkt ama onları böyle yerleştirmek istemem. Niye yerleştirmek istemem? Mesela onların Oğuz Atay'ın apartmanında hangisi olmak istiyorsa onun direkt o apartmanda olmasını isterdim. Ya da işte Ahmet Arif'in ya da Özge'nin binasında olmak istiyorlarsa onların olmasını isterdim. Ünlü yazarlarda işte mesela Büşra'nın direkt karşı binamda olmasını isterdim. Çünkü sürekli atışacağımızı biliyorum ve oradan birbirimize bir şiir söyleyelim, bir kitaptan bir şey söyleyelim, bir kitap önerim, bir albüm önerim, bir şey yapalım. Böyle bir balkondan balkona edebiyat sohbeti yapabileceğimiz insanların olmasını isterdim. Ve o sokağın ortasında muhakkak bir parkın olmasını isterdim. Ya ister şairler parkı desinler, ister yazarlar parkı ya da ister birisinin adı verilen bir park olsun. Muhakkak bir büyük bir çınar ağacı olan parkın olmasını isterdim. O çınar ağacının altında sadece Yaşar Kemal'in oturmasını isterdim. Çünkü Yaşar Kemal benim için bir abi, bir baba. Hani yerine tam oturtamadığım bir figür. Sürekli gözümün önünden gitmeyen bir figür. Onun o çınar altında o parkta oturmasını isterdim. Ve bizi gördüğünde ya da o sokakta evinden çıkan birini görünce şen kahkahasını patlatmasını isterdim. Hani. Böyle dolu dolu bir sokak olsaydı iyi olurdu herhalde. Bir de top oynayan çocuklar olsa zaten hepimizin camını kırarlarsa güzel olurlardı diye düşünüyorum. Böyle bir sokak. Güzel bir sokak. Peki ben şeyi soracağım Osman.
Arka Sanat genel yayın yönetmenliği yapıyorsun. Onunla ilgili bahsetsen Arka Sanat. Ne zaman kuruldu, ne yapıyorsunuz? Yani ne zaman kuruldu? İlk dev film sanat olarak kuruldu. Sanıyorum şu an 2017'deyiz. 2015'in sonlarına doğru Valeri kurdu. Valeri kurduğunda da dev film sanat olarak kurmuştu ama yani yabancı asıllı olduğu için ülkemizdeki politik gündemi hiç bilmiyor. Yani takip ediyor ama insanların bu konuda algısının devi farklı yoracaklarını hiç tahmin etmemiş. Ama insanlar çok farklı politik olarak yormuşlar. Bunu öğrendim. Biz bir araştırma yaptık ve araştırma sonucu öğrendik. Çok şaşırdı. Ya dedi ben bunu hani bu mantıkla kurmadım hiç. Bunu nasıl anladılar? Bir sene böyle devam etmişti. Valeri daha önce karantinada sinema editörüydü ve sinema yazarını o düzenliyordu. Onun için o kurdu, o devam ettiriyordu. Daha sonrasında Arakat Sanat'a çevirme kararı aldılar 2016 yazına doğru. O süreçte yine hep beraber zaten haberleşiyorduk ama ben ekibin içerisinde değildim. Dışarıdan haberleşiyorduk, muhabbet ettiğimizde falan bahsediyordu. O süreçte bana yayın yönetmenliğini teklif etti. Ben başka bir yerde çalışıyordum o zaman. Valeri'nin teklif etmesi benim için tabii ki baş tacıydı ve yıllarca beraber çalıştığım bir insanla bu kez aynı çatının altında çalışmak daha mutluluk verici olacaktı. Daha önceki çalıştığım yerlerde zaten freelance'tı ve projeler bitmeye yakındı. O süreçte kabul ettim ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Ben yavaş yavaş dedim hani şimdi tamamını zaten tüm enerjimi veremem. Bu projeler bitsin. Ondan sonra zaten yayına açılmasında bir süresi vardı. O sürede biz başladık. Ben projelerimi bitirdim. Arakat'a başladım. Kasım sonuydu. Başladı. Şimdi devam ediyor. Güzel gidiyor. Okurların ilgisi de güzel. Yazarların ilgisi de güzel. Söyleşilerle yazarlar. 7 sanat dalında da zaten mottoda bir anahtar 7 sanat. 7 sanat dalından da gidiyor. Umarım ya okurlar hep sever, devam eder. Biz de hep orada devam ederiz. Biz severek yazıyoruz çünkü. Okurlar da severek takip ettiği sürece biteceğini düşünmüyorum. Peki Osman, son olarak söylemek istediklerin? Son olarak ya okusunlar, lütfen okusunlar. Daha çok okusunlar ve daha çok okusunlar. Beni mutlu eden insanların dergileri, kitapları, başka kaynakları ne buluyorlarsa okusunlar. Yeter ki okusunlar. Tek derdim o. Çünkü zaten bunları okudukça içinden ayrıştıracaklar, bunu biliyorum. Bir kendilerine bir temel oluşturacaklar. Okumalarını istiyorum ya. İzleyenlerin, yazanların, çizenlerin, bizlerin de daha çok okumasını. Umarım hep okuruz, yazarız, çizeriz. Program içinde teşekkür ederim. Umarım kaderi güzel olur sizler için de. Teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiğin için. Sayın seyircilerimiz, Sanat ve Kültür Sanat programının bugünlük sonuna geldik. Bize Osman Palabıyık eşlik etti. Bu samimi sohbeti için kendisine teşekkür ediyoruz. Gelecek programda yeni bir konuğumuzla samimi sohbetlerimize devam edeceğiz. İyi günler. Hakan gemi geçiyor.